Bugün Hamilton'da geniş bir aileye konuk olduk Turkuaz TV olarak. Onların öykülerini az sonra kendi ağızlarından dinleyeceğiz. Aile, kalabalık, geniş bir aile. Neşet, İsmet, Hikmet ve Fikret. Kerkük'te dört kardeş. En büyüğünün yaşı 45. Birer yaş araları var. Babalarının kurşuna dizildiği yaşlar. İki de kız kardeşleri var. Eşleri, çocukları, gelinleri, damatları geniş bir aile. Hamilton'da yaşıyorlar. 20 yıl önce Saddam'ın zulmünden kaçmışlar. Evlerini, barklarını, tarlalarını Irak'ta bırakarak. Anne Münire 60 yaşında. Tek başına. Bunca yıldan damıtılıp gelen yüce aşkın anısına, geniş sevdalar uğruna, gizli bir hüzünle evinin duvarlarını kaplayan Necati'nin fotoğraflarıyla baş başa. Münire evlendiğinde 14 yaşındaymış. Gölgesi bile yeterdi dediği kocası ise 19. Ömrünü geçireceği adamla birliktelerine peş peşe çocuklar da eklenince mutlu bir güç kaynağı oluşuvermiş evlerinde. Muhasebeci olan baba Necat Şükrü çocuklarına daha refah bir yaşam sunmak amacıyla subay olmaya karar vermişti. Gündüzleri muhasebecilik, gecelisi ardından harbiye yani külliye el askeriye derken 3 yıl sonra çakı gibi teğmen çıkmıştı. Dönemin devlet başkanı General Abdurrahman Arif'e bağlılık yemin ederek göreve başlamıştı. Omuzlarına yıldızları taktıkça forsu da parası da artmış. Cepheye gittiğinde evlerinin önünde hazır ve nazır makam otosuyla ailesinin rahatlığını sağlamıştı. Necat Teğmen 1968 yılında Üsteğmen rütbesini taktığı sıralar Irak'ta iktidar devrilmiş ve Baas Partisi yönetime gelmişti. Ahmet Hasan Elbekir başkan, Saddam Hüseyin de yardımcısı olmuştu. Yıllar geçtikçe Saddam parti içinde güçlenmiş ve ustası Elbekir'i istifaya zorlayarak 1979 yılında başa geçmişti. Devrim başkanı olan Saddam bir gün bile askerlik yapmamasına karşın kendisini önce orgeneral sonra da genelkurmay başkanı ilan etmişti. Kuzey Irak'ta başarılı bir askerlik geçiren Necat komutan ise 15 yılda tüm rütbelerden aşama aşama geçerek önce yarbay olmuş, Hindistan'da gördüğü dağ komandosu eğitimi ve dağda savaş teknikleri kursunu birincilikle bitirerek Irak'a dönüyordu. Önce albaylığa terfi ediyor. Ardından Irak Savaş Eğitim Okulu'nun komutanı olarak yıllarca görev yapıyordu. Babacandı. Ancak eğitimde biraz can yakardı. Kışta da canı yanmayan eğitimde canından olur derdi. Irak'ın her yerinde görev yaptı. Filistin'de savaştı. Madalyalar, apoletler, breveler aldı. Körfez Savaşı başladığında askere çağrılan oğlu İsmet'i özel koruma olarak yanına aldırmıştı. Yaşamın boyunca yapmış olduğu tek torpildi. Pek sevdiği İnönü'nün adını koyduğu oğlunu yanından ayırmak istemiyordu. Onun gibi olmak tabii isterdim. Ben her zaman istiyordum harbiye fakültesine gireyim, subay çıkayım. Ama rahmetli babam bir önce tavsiye etmiyordu benim ve abim, kardeşlerim subay olmalarını. Ondan sonra bir de farksızlık görüyorduk yani, ırkçılık görüyorduk askeriyede. Irak-İran Savaşı 6. yılını doldurmuş. Tüm hızıyla sürüyordu. Bitecek gibi de görünmüyordu. Çünkü savaşın galibi yoktu.
rağmen yaşam devam ediyor. Cephedeki ateş bir yana, İsmet'in yüreği başka bir ateşte yanıyordu. Çocukluk aşkı Nevin. Babasından ve diğer komutanlarından aldığı özel izinle 40 günlüğüne evlilik tatiline çıktı. O sıralarda karargâhta Necat Albay'a bir emir geldi. Necat Albay'ın kendisine bağlı kuvvetleriyle Kuzey Cephesi'nden güneye geçmesi emrediliyordu. Çünkü Basra'nın güneyindeki Fao'yu İran güçleri işgal etmişlerdi. Şattü'l-Arab sınırındaki bataklıklı ve geçit vermeyen bu bölgenin acil alınması emrediliyordu. Henüz seferden ve 3 günlük yoldan gelen Necat Albay'a derhal saldır emri verildi. Askerleri uykusuz ve bitaptı. Oysa karşıda 5 kat daha fazla asker vardı. Kurt asker Necat Albay karargahında planlar yapmaya başladı. Ancak bunun bir intihar olabileceğini söyledi. Dinletemedi. Telsiz emri bu kez zehirli bir ok gibi geldi. Hücum! Necat Albay gece karanlığını bekledi. Karartıda bir şahin gölgesi gibi sokulduğunda bir anda karşıdan gelen milyonlarca mermi gökyüzünü ateş topu gibi aydınlatıyor. Necat Albay büyük kayıplarla geri çekildi. Necat Albay ertesi gece yeniden yürüdü ölümün üstüne. Cephede ölen, yaralanan ve kaçanlardan sonra 40-50 askeriyle baş başa kalmıştı. Ve kolundan yara almıştı. Bir kez daha imdat istedi ama gelen emir netti. İcap etmez. Saldırın. Necat Albay bu kez silahına sarılarak bu saldırı zaten bir intihar. Biz askeriz, terörist değil. Askerlerimi bilerek ölüme götüreceğime kendimi vururum. Daha iyi. Tartışma esnasında gelen bir telefon taarruzun sona erdirilmesini ve Necat Albay'ın Basra'ya dönmesini emrediyordu. Basra'ya yetti. 2 gün sonra aradı yettikten. 2 gün sonra aradı. Ondan sonra sesi öyle güzel gelmiyordu. Öyle uzaktan geliyor. Çok şey. Söyledim öyle sesini şey geliyor. Yerimiz çok kötü. Fenerdi burası. Tehlikeli ama geçer inşallah gelir. Ondan sonra 2 gün, 3 gün daha aramadı. Öyle evde oturuyordum. Kapı çalındı. Çıktım kapıya baktım polis. Polis söyledi sizi merkezde, şurta şeyinde, polisinde arıyor, istiyorlar. Ne istiyorlar bizden? Bilmem dedi. Hikmet öyle yatıyordu. Onu kapıya vurdum, uyandı. Kalktı beni götürdü gittik şeye. Polis merkezine. Orada söyledi. Hikmet sordu ne oluyor? Sizin babanız öldü. Nasıl öldü? Öldü işte. Söyledi, ben söyledim ama ne diye eve getirmediniz? Onun evini biliyor size. Ya şehitse ne diye eve getirmediniz? Herkes biliyor onun evini. Söyledi, şehit değil. O zaman biz bıraktık, çıktık geldik eve. Ondan sonra amcasını aradı Hikmet. İsmet geldi öyle sabahtan. Sabah erken uyuyorum. Ama bir rüyalar da görüyorum, kötü rüyalar da görüyordum. İçimden bir şeyler hissediyordum yani. Kötü bir şeyler rüyalarda. Aynı anda baktım benim rahmetli babamın şoförü kapıyı çalıyor. Açtım kapıyı, merak ettim. Ne oluyor sabahtan bu şoför geliyor kapıma. Ben bir şey arzum yok. İstediğim bir şey yok. Niye gelip kapıyı çalıyor? Hemen bir şeyler hissettim. Ne oldu dedim. Dedi, annen seni istiyor evde. Tamam dedim. Bir dakika. Hemen elbisemi değiştirdim. Gittim. Kapıya varmadan önce mahallede gördüm. Baktım bir kalabalık. Vah dedim bir şeyler olmuş. Bu kalabalık boşuna değil.